da park frenini otomatik indiriyor. Sağda duba var. Biraz geniş alalım Yunus Bey. Tamam. Zaten kameradan da görebiliyorsunuz. Şöyle klimayı ben biraz daha. Sinyal şeyleri falan diğer standart arabalardaki gibi değil mi? Sinyaller mi? Evet. Aynen. Sadece burada farklı olan bizim silecek kolu da sol tarafta. Normalde sağda oluyor biliyorsunuz. He. Biz geçelim. Müsaade veririz bize. Evet. Günlük nereden baksanız içeride onu söyleyecektim, iyi denk geldi Yunus Bey. 2-3 tur geliyor. Teslimatlar işte 10-20 arası. İtalya'dan bayağı iyi bir nakliye evet, şeyi var yani. İtalya'nın Gemlik ilçesinden bayağı bir geliyor. Buradan sol yapacağız. Onları ya duyduğumuz oluyor. Şaka olarak söyleyenler de var tabii. Biz de hani böyle enerjimiz tutarsa biz de şaka yapıyoruz. Biz de İtalya'dan geldik diyoruz. Türkçeyi İtalyanız bur- Türkçeyi buradan ana dili gibi biliyoruz. Ama o algı yavaş yavaş kırılıyor evet, Yunus ya, Bey ya. Çünkü markamız bunun için hani çok uğraşıyor. En son işte teknoloji youtuberlarını çağırdılar. Bayağı detaylı fabrikayı çekenler var. İşte Hakkı Alkan mesela en bilinenlerden. Bayağı detaylı video çekti bütün bantları. Yani, takip ederseniz şu an YouTube'a girin yani istemeyeceğiniz kadar video var uzun uzun. Evet ben de zaman zaman takip ediyorum. En azından arabayı daha iyi tanıyayım diye. Evet. Bir de bu teknik özelliklerini anlatan videolar. Düzdam ediyoruz. Bayağı detaylı fabrikayla ilgili işte cihazı teslim alıp menzilini deneyen işte özelliklerini deneyenlerle ilgili bayağı detaylı videolar var. O zamanla artacak zaten şu an. Hani girin hani izlemeyeceğiniz kadar video var. Evet. Onlar da hem arabanın tanıtımına da katkı sağlıyor. Tabii ya kendi deneyimlerini aktarıyorlar. Ekranı çok güzel. Bir de talep de çok hani merak ediliyor çünkü şu an çok gözün önündeyiz. Hani Mustafa arka gözü rahat değil mi? Çok rahat. Yani şu anda ummadığın kadar rahat. Gördün mü? Toga yol verdi yani. Evet, veriyorlar. Yerlinin geçiş üstünlüğü var yani. Yani bu menzil konusunu nasıl zamanla artacak o zaman değil mi? Bu da yani bir teknolojiye bağlı bir şey yani. Tabii. Ya oradan bütün firmalar ya şöyle söyleyeyim Yunus Bey, mesela elektriklere baktığınızda en uzun yani maksimum hep 500-600 bandında. Evet. Orada firmaların amacı şarj süresini ve istasyonların sayısını azaltmak. Şarj süresi kısalsın, istasyonlar her yerde olsun, benzinliğe girer gibi hemen yani girelim. Hemen 5 dakikada yapabiliyorsa o zaman bir sorun olmaz evet. Yani. Çünkü şimdi 1000 kilometrelik menzilli bir araç yaptığında bataryanın ağırlığı artıyor. Motor değişmek zorunda, daha güçlü yani bir motor olacak. Bugünkü teknoloji de böyle, belki yarın evet. O da tam. Yarın biliyor, teknoloji biliyorsunuz bir evet. Anda yani başka bir şey çıkıyor, başka bir yere evriliyor her şey. Ama şu anki teknolojide batarya ağırlığı artarsa, aracın ağırlığı artacak, motor değişecek, tamamen belki orada yeni bir mühendislik çalışması lazım. Tasarım değişecek. O 4x4'lerin de mi menzili 5? Onun batarya aynı, orada menzil biraz daha düşüyor tüketim arttığı için 465 bandında. Ama şu an hani farklı markalarda da baktığınızda, buradan sağ yapacağız bu arada. Menzil genelde hani 500-600 bandında. 1000 kilometrelik araçlar da var. Çin'de özellikle öyle araçlar var. Ama genelde tercih edilmiyor. Daha çok böyle makam araçlarında vesaire tercih ediliyor. Şimdi mesela biz yakından takip ediyoruz. Yeni bir batarya türü için işte çalışmalar yapılıyor. 10 dakika şarj ediyorsunuz 400 kilometre menzil kazanıyor. Kablosuz şarj için örneğin işte markalar Arge çalışması yapıyor. Aracı bırakıyorsunuz kablosuz olduğu alanda şarj ediyor. Bu da çok iyi. Aynı zamanda onlar geliyor. Evet. Mesela telefonda da önceden yoktu kablo evet. Kablosuz. Teknolojinin gelişmesiyle o geldi. İleride peki evden şarj meselesi nasıl? Yani onun için ilave aparatlara mı ihtiyaç var? Tabii şimdi evden şarj için bizim teslimat zamanında opsiyon olarak sunacağımız bir ara kablomuz var. Prizden edebiliyorsunuz Yunus. Yani direkt prize eve köye aynen gittim. Öyle. Köyümde takabiliyorum aynen değil mi? Aynen öyle. Işıktan evet. Sol yapacağız bu arada. Prize taktınız. Telefonu şarj eder gibi düşünün. Prize taktık. Diğer ucunu cihaza takıyoruz. 24-30 saat aralığında %80'e kadar şarj ediyor. Çok iyi. Orada aldığı güç düşük olduğu kablonun için. Kablonun uzunluğu ne kadar? Yani kablomuz 5 metre. Ama 5 metre kısa. Ara kablosu kullanıyor. Uzatma imkanı var mı mesela? Uzatmayı kullanabilirsiniz ama orada kaliteli markaları kullanmanız lazım. Ya şöyle benim evim birinci katta. Ben hemen evimin altına arabayı koyduğum zaman sitede üstten 5 metre yeterli olmaz. Evet. Mesela 10 metre olsa benim işimi görür. Evet. Onun için ya farklı markaların belki daha uzun kabloları vardır ya da uzatma kullanacağız ama sağlam bir markadan hani
güvenilir kullanmamız lazım. İkinci seçenek wall charger dediğimiz bir şarj ünitemiz var bizim. Sitede otoparka. Monte ediliyor bir yere. Evet. Sitede otoparka, müstakil evde, garaja kurdurtabiliyorsunuz. Duvara ya da ayaklı sistem oluyor. Onun kurulum maliyeti şu an bizim markamızın aracılığıyla 20 bin lira civarı. 21 bin lira civarı. Onu kurdurttuğunuzda 4-6 saat aralığında şarj eder. O çok iyi. Ama o sabit. Tabii o sabit. O taşınabilir değil. Onun taşınabilir kablolu versiyonları var. Eğer bulunduğunuz işte köydeki evinizde trifaz varsa, 80'i destekliyorsa, oradaki ara kabloyu kullandığınızda 22 kW güç verebiliyor. Wall charge ile aynı görevi görüyor. O trifaz dediğiniz ne? Onu anlamadım. Yani sanayi elektriği gibi düşün. Yani evde biz monofaz kullanıyoruz. Normal evlerde şu an 220 volt destek. Öyle bir şey yok yani, değil mi? Belki yeni sitelerde destekleyebiliyor ama çoğu evde 220 volt var. Trifaz olursa, yani daha yüksek akım çekiyorsa, o kabloyla siz 22 kW güç alabiliyorsunuz. Wall charger ile aynı görevi görüyor. Ama şöyle düşünün, şimdi köye gittiğinizde zaten uzun süre istirahat ediyorsunuz veya araba daha yakın çevrede seyahat ediyorsunuz. Efendim Hamza. Restart mı atalım öyle olursa? Ben bir şey yapmadım. Testteyim de belki İbrahim atmıştır. O da testte. Anahtarı Tunç'u bulabilirsen onlara da sorabilirsin. Yani en ekonomik kullanımı şeyi, aküyü hangi hız ortalaması? Burada o 523 km menzilin verildiği değer 90 km hızla düz yolda klima kapalı tek kişi. İşte belli bir sıcaklıkta, belli hava koşullarında, yol koşullarında edinen değer. 450 km. Hızınıza göre, klima kullanımına göre, özellikle mesela 110-120 km hızdan sonra daha çok tüketiyoruz. Doğru orantılı gitmiyor yani, 110-120'ye kadar belli bir tüketim var. 120'den düşük sonra düşük hızlarda daha az şey. Benzinli dizel gibi düşünün. Şimdi 90'la gittiniz 5 litre yakıyor. 150'de gittiniz 10 litre yakıyor. Benzer bir mantık aslında. Kaç saatte şarj yapıyor tekrar bir benzinliğe girdiğimiz zaman geri gücünü ne kadar tutar? Bizim Turugo markamız olan şarj markamız olan istasyonlarda yüksek hızlı hepsi 180 kW'a kadar destekliyor. Orada yarım saatten kısa sürede %80'e kadar şarj eder. Ha. İleride 82 radarımızı arıyoruz. Anlaşmalı bir benzinlik var mı yoksa? Shell'lerde bulunuyor şu an. Bütün Shell'lerde var mı? Bütün Shell'lerde yok ama Shell'lere kuruluyor. Hı. Şu an 81 ilde Turugo mevcut. Yani Kars'a da gitseniz bir adet Turugo şu an mevcut. Onun sayısını işte 5 yapalım, 10 yapalım. O ağa genişletmeye çalışıyoruz. Ama bizim markamız dışındaki markaları da kullanabilirsiniz. Orada kilowatt fiyatı değişir, süre değişebilir. Diyelim ki hani bulunduğunuz ilde Turugo yok. E-Şarj vardır, ZES vardır, farklı marka şimdi vardır, onu da kullanabiliriz. Hızlı şarjla benzin tüketimini karşılaştırdığımız zaman nasıl şu an? Şöyle, şu an kullandığınız ne kullanıyorsunuz Yunus Bey? Ben arabalı. Subaru kullanıyorum. Subaru çok yakar. Normal bir araba düşünelim. Yok, şimdi benim Subaru şu anda 8 litre yapıyor. Audi'm de var, o da 7 litre yapıyor. Evet. Ya bende de dizel var, 5 litre civarı yapıyor. Yani hesapladığınızda 2 liranın altını düşmüyor. İmkansız şu an 40-41 lira oldu. Bunlar ne kadar yakıyor? İstasyonda, hızlı şarja göre. İstasyonda, hızlı şarj istasyonlarında ederseniz 1 lira 30 kuruş yakıyor. Çok iyi o zaman. Hiç evle uğraşmazdı. Ama evde ederseniz mesela wall charge'ı ettiniz, bu 50-60 kuruşlara düşüyor. Çok önemli değil. Ya hayır, şöyle bir şey var. Köye gittin ya. Ya orada yaparsın ama hani çok aramazsın. Benzin istasyonu yok. Buradan sağdan gezeceğiz. Onu zaten Ayaş'a gittiğinde, sen köye gittiğinde onu kabloyla şarj edersin ama yolda da mesela evde de Atlantis'ten kablo çekeyim şeye gerek yok ki. Ama benim önerim şu olur. Wall charger kurdur. Wall charge zaten Atlantis'te oturuyor. AVM'nin önünde var yani orada. Siteye zaten uygundur. Orada da şarj edersin. AVM'nin otoparkında. O hızlı şarj değil mi o? O hızlı şarj. Tamam da. Bunu çekeceğiz. Şey gibi düşün, bu telefonlardaki hızlı şarj adaptörü gibi yani. Aynı enerjiyi alıyor, hızlı süre düşüyor. Turugo herhalde şeyde var, Atlantis'te var, gördüm ben sanki. Turugo Atlantis'te yok diye biliyorum, ortadan devam ediyoruz. Yani geri gidiyoruz. Orada yazan Turugo değil mi? Farklı bir marka. Farklı bir markadır. Belki kuruluyordur, benim bilgim yoktur ama ben de Eryaman'dayım çünkü. Yani o
olsaydı. Mustafa bizim arabaya göre çok daha iyi yani şeyi. Performans çok iyi. Senin Audi'ye arabada göre nasıl? Ben hissediyorum. Gireceğiz. Yunus Bey. Orası biraz keskin. Buradan mı? Evet. Keskin bir yani tabii var. Kalkışı falan filan aynı Audi'den daha iyi performans. Yok Audi'de şey Subaru'ya göre. Subaru'dan iyi de Audi'ye göre nasıl? Audi'den ne kullanıyorsunuz Yunus Audi Bey? Audi A4 var. Kaç beygir? 1.4. 1.4 150 beygir galiba. Yok. Zaten burada tork 350, orada 250 bandındadır diye tahmin ediyorum. Hemen şu yani sağdaki mavi ok olan tabelaya yanaşabilirsek. Burada bir 0-100 yapalım. Aynen. Onu da görelim. Şuradan. Şöyle evet. Sağa doğru yanaşalım müsaitlik evet. Olmasın. Aynen. Burada sürüş modunu spora alacağım Yunus Bey. Gaza biraz daha sert yüklenmenizi rica edeceğim ki o performansı hissedelim. Yüzü görünce de sola yanaşalım. İleride yol daralıyor çünkü. Hazır olduğunuzda solu kontrol ederek çıkabilirsiniz. Aynen şimdi. Şöyle bir sert yüklenin isterseniz gaza. Hemen yüze geldik. Evet ki biraz daha sakin kalktınız. Evet. Sola yanaşabiliriz. Ben olsaydım 3-4 saniye daha erken geldim. Kaç saniye geldi? Benim tahminim 8 saniyeyi gördüm. Yani ben tabii daha oraya alırım. 7.8. Şeyi çok iyi ya. Sürüşü falan çok iyi. Evet. Bir hem soğuk hem bütede 4x4 olaymış tamammış yani bizim için. Normal SUV'lara göre şöyle bir artısı var Yunus Bey. Şimdi burada batarya altta olduğu için ağırlık merkezi altta kalıyor. O yol tutuşunuz arttırıyor. Şimdi yüksek olduğu için SUV'lar biliyorsunuz biraz daha yol tutuşu sarsar. SUV'lar gibi arkaya da sallamıyor Yunus abi. Evet. Mesela SUV'larla arkada çok rahat soruyorum. Bunda o rahatsızlık yok bak. Süspansiyonumuz da başardı mesela. Yol sesi de çok hız yapmadık ama 140-150'ye çıkabilirsek bunu da görmüş olacağız. Yalıtımı çok başarılı. İleride yine 82 var. Ondan sonra evet. Yunus Bey hızlanabilirsiniz. Şimdi deneyebiliriz diyorsun. Şu an bana sorarsın. Peki yani kaza durumundaki şu anda yedek parça şeyi nasıl? Yani temini konusunda bir... Ha, şöyle Yunus Bey, Instagram'da, sosyal medyada gördüğümüz kazalı arabaların çoğu geliyor buradaki bizim servis alanına. Parçası geliyor. İşte neyi eksikse tampon eksiktir. Veya bizim mesela test cihazlarının bazen bir yerinde hasar oluyor veya sıkıntı oluyor. Lan hayır bakalım. Parça siparişini veriyoruz. Ya şu an süre olarak bazen uzayabiliyor ama o da normal çünkü bir yandan üretim devam ediyor. Ama genelde şu an kaza yapılan arabalar geliyor. Servis işlemini görüyor. Gidiyor. Sağdan çıkacak mı? Düz devam. Kendi arabamızı yiyeceğiz evet. Yani şimdi. Kesinlikle. Tamam %100 işte şöyledir falan diye. Öyle bir araba zaten yok. Yok. Almanların arabaları da çoğu parçaları Türkiye'den gidiyor. Yani. Aynen öyle. Bu bir hasetlik yani. İnsan buna bile sevinememesi ne kadar bir gayrimilli bir duruş ya. Araba işte. Yıllardır biz yabancıların arabalarına dünyanın parasını ödemişiz. Bir tane arabamız yiyeceğimiz bir şeyimiz var yani. Niye sevinemiyorsunuz yani? Buna da mı siyaset bulaştırıyorsunuz? Dediğiniz şekilde kesinlikle desteklememiz lazım. Şimdi bu şey üretecekmiş galiba Honda'nın yerini satın alan var ya Habash. Evet. O da elektrikli araba ve hibrit araba üretecekmiş. Yani şu an dünya zaten elektrikliye geçiyor Yunus Bey yani. Evet. Siz mesela şu an çok büyük bir adım attınız çünkü yani ben de mesela şu an arabamı yeni aldım. Kredi borcum olmasa kesinlikle elektrikli alırım. İşe onunla gidip geliyorum. Hani evde şarj ettiğimde bakıyorum 50 kuruş 60 kuruş maliyeti olacak. Şu an gidip geliyorum benim hani yakıt masrafım çok ona hiç girmeyeceğim. Bakım masrafı uzun vadede baktığınızda fren hidroliği, fren balatası, klima filtresi, bakım aralığı geniş 2 yıl 40 bin kilometre. Bakımdan kazanıyorsunuz. 40 binde mi bakımı? Evet 2 yıl ya da 40 bin kilometre. Enerjiden kazanıyorsunuz. Evet. Baktığınızda uzun vadede. Sürüşü çok keyifli. Yani şu an çok güzel. Trafikte yani sürerken aranızda. Arabanın bir yabancılığı oluyor ya işte şu şeyleri evet. Falan tanımıyorsun. Onlar telefon gibi düşünün. Yeni bir telefon aldık nasıl yabancı evet, geliyor evet, veya evet. İlk
dokunmatik telefonlar çıktığında işte nasıl yapacağız, şey nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bir de şimdi emanet arabaya biniyorum, onun tedirginliği var, bir sürü kağıt imzaladım. Yok, Yunus Bey. Abi, içeride söylediğim şekilde bu mesela 8000 km'de Allah korusun hiç kaza yaşamadım. Eyvallah, besmeleyi çektik canım. Hakikaten emanetin böyle bir şeyi vardır yani. Hani kendi evet. malını insan daha rahat kullanıyor. Onu da inşallah Ekim'de teslim alırsanız inşallah. Cam tamam açılıyor mu? Şey yani açalım. Ona... Güneş rahatsız etmesin diye biz kapalı kullanıyorduk. Kaza durumunda, takla durumunda bu riski evet, imkansız. Cam tamam. Yani o temperli cam var orada. Biraz tabii yani riskli şey. Ama yani şöyle mesela Tesla da cam tavan kullanıyor. Bizim bir internet paketimiz olacak aslında. Ya internet paketim olmazsa ne yapabilirim veya ne eksik kalır benim için? Sürüşü etkilemez, uygulama etkiler. Haritayı kullanamazsınız. Ya sürüşünüz etkiler ama uzaktan güncelleme alması gerektiği için 5 GB internetin zap olacak. He, anladım. Ben kemer şimdi bunun şeyi ne? Ücreti ne bunların? Yani aylık maliyeti ne? Onun şu anda detaylı bilgisi, internet kullanımı düşünüyorum. Henüz 6 aylık süreyi dolduran olmadığı için değil tabii. mi? Henüz yenileme şeyi olmadı. Aynen öyle. Bir de şu prototipinde şey var. Tavana güneş enerjisi koymuşlar. Onu da şöyle açık. İsminiz neydi bu arada? Sedat. Sedat Bey. Şimdi şu anki teknolojide onun farklı markalarda da görüyoruz. Güneş enerjisiyle şimdi burada bulunan bataryayı şöyle düşünün, evde bir aylık tükettiğiniz elektrikten daha fazla bir enerji biriktiren bir batarya var. Trafo gibi düşünün aslında. Evet. O güneş enerjisi buradaki enerjiyi karşılayabilecek bir enerji depolayamıyor şu anki teknolojide. Hı. O ileride bütün markalar için geçerli, geliştirilebilecek, kullanılabilecek bir şey ama şu an güneş enerjisini kullansanız da yani şöyle söyleyeyim, çok menzil kazanabileceğiniz bir aktif enerji anladım. Sağlamaz size. Şu anki teknoloji. %10 en fazla bataryayı uzatır. %10 da bulmaz. Benim şu an kendim yani şahsi bildiğim bilgiye göre. Ama öyle bir şey olursa çok güzel olur. Tabii hiçbir yere gitmeden, evet. hiç istasyon olmadı ama orada da tabii bir rant kalmaz bilmiyorum hani. Yani tabii. işte hepsi bunlar şu an zaten elektrikli sistem. Otomotiv firmaları sevmez Sedat Bey. Çünkü baktığınızda otomotiv firmaları satıştan değil servisten daha çok ciro yapıyor. Evet, şimdi elektrikli de bakım yok. Bakım aralığı geniş, bakım masrafı düşük. Elektrikliyi o yüzden pek sevmezler. Şimdi oradan da giderse şimdi şarj için de bir ücret vermeyeceksiniz. O da azalacak. Elektrikliyi o zaman kimse desteklemez aslında. Ama şu anda benim ablam bir Hollanda'da tatilde %70-80 elektriğe geçmiş diyor. Yani, evet. Sedat Bey elektriksiz arabayla girişi yasaklayacak adam. Aynen. Ya Avrupa yani, şu an şeyin yani. Peşinde Sedat Bey. Ticariler bile, tırından tutun kamyonuna kadar, onlar bile elektrikli olsun derdim ben. Evet. Mesela Tesla'nın şimdi bir tır tanıttılar elektrikli. 1000 kilometre menzili var, 0-100'ü 4-5 saniye civarında. Ve şey, 160 kilometrenin altındaki menzildeki araçları topluyorlarmış şu anda burada. Doğrudur, doğrudur. Şöyle ortaya da biz park edebiliriz. Hı hı. Geri geri yanaşabilirseniz zahmet tamam. olmasa. Tamam, bir de geri geri test edelim. Ne? Buraya bastınız da açıdık. Daha camı var aç. Arka kapıdan açıdık. Arka kapıdan açıdık. Arka kapıdan açıdık. Arka kapıdan açıdık.